Herkese iyi akşamlar. Finans Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Şevin Ekinci, ekonomist. Bugün yine tarihi bir gün yaşıyoruz. Aslında yarın bu tarihi gün. Geçen hafta biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın kararını açıklandıktan yarım saat sonra Fed üzerine konuşmuştuk. Bugün de çok önemli, bu hafta da çok önemli. İngiltere referandumu var. İngiltere referandumu çok büyük bir oyun kurucu olacak piyasalar için, Türkiye ekonomisi için, dünya ekonomisi için. Bugün bunları konuşmak üzere çok değerli konuklarımız var. Özellikle size ne kadar çok değer verdiğimi fark edeceksiniz. Çok önemli bir siyaset uzmanı, uluslararası siyaset uzmanı var. Ve çok önemli bir ekonomist var stüdyomuzda. Bugün onlarla bunu konuşacağız. Ben birazcık piyasadaki hareketten bahsedeyim önce size. Sonradan konuklarımı tanıtayım. Dolar-TL kuru 2.89 seviyesine kadar indi. Çok fazla bir piyasa tepkisi yok şu anda. Hemen ben konuklarımı tanıtmak istiyorum size. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Behlül Özkan, hoş Hoş geldiniz. bulduk. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, İyisiniz. Hocam, ben sizinle başlamak istiyorum tamam. çünkü çok önemli İngiltere referandumu. Bizim için çok önemli, finansal piyasa oyuncuları için çok önemli. Muhakkak tüm siyaset uzmanları için ve politikacılar için de çok önemli bir konu olduğunu tahmin ediyorum ben. Ben çok fazla finans dünyasının içerisinde kaldığım için sadece bizim açımızdan değerlendiriyorum. Sizin açınızdan nasıl göründüğünü aslında merak ediyorum. Bunu da söylerseniz çok çok memnun oluruz. Behlül Özkan aslında Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi aynı zamanda. Tamam. Bunun yanında ECFR'da galiba bir ECFR'da Avrupa Birliği'nin dış politika alanındaki kuruluşu, düşünce kuruluşu diyebiliriz. düşünce. Orada da yönetim kurulundayım, evet. Ya Avrupa Birliği ile birebir Evet. irtibat halindesiniz ve Evet. bununla ilgili çalışıyorsunuz. Bir Evet. de kitabınız var. Evet. Kitabınız neyle ilgili? Kitabım da vatan kavramı ile ilgili. Yani bu Osmanlı İmparatorluğu sonrasının Osmanlı İmparatorluğu'ndan ulus devlete dönüşte vatan kavramının o imparatorluktan nasıl ulus devlete dönüştüğü ile ilgili kitabım var, evet. Anladım. Onun dışında yani hani şu anda uzmanlık alanınız ne hocam? Şu anda Türkiye dış politikası genel olarak ve Orta Doğu çalışıyorum. Siyasal İslam çalışıyorum daha çok. Siyasal İslam Evet. çalışıyorsunuz. Hocam aslında İngiltere referandumu bizim için bu açıdan önemli. Yani bunu da herhalde bugün Tamam. konuşabileceğiz. Yarın bu referandum saat kaçta sonuçlanır? Kaçta başlayacak? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Ya onu tam saat olarak bilmiyorum kaçta başlayacağını, ancak bu referandum önemli bir referandum. Çünkü baktığımız zaman Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor ülke olarak. Çünkü biz aslında Avrupa Birliği'nin üyesi olmasak da Avrupa Birliği'ne aday ülkeyiz. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri 1960'lı yılların başına kadar gidiyor. Türkiye'den milyonlarca kişi Avrupa'ya göç etti. Türkiye'nin dış ticaretin önemli bir kısmı Avrupa Birliği ülkeleriyle oluşuyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde yaşanacak bir kriz ve Avrupa Birliği'nin çatırdaması Türkiye'yi de yakından ilgilendirecektir. Çünkü hem siyasi olarak hem ekonomik olarak Türkiye için Avrupa Birliği adeta bir çapa. Yani Türkiye'nin ekonomisinde ve siyasetinde o Doğru. çapa tutuyor. Eğer Avrupa Birliği'nde ki zaten bunun etkilerini görüyoruz biz Avrupa Birliği'nde yaşanan çatırdamanın. Türkiye'nin son yıllarda giderek otoriterleşmesi siyasi olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki çapa etkisini kaybetmesinden de kaynaklanıyor. Anladım. Peki en doğru bilgiyi yarın saat mesela yani izlediğiniz kadarıyla referandum sonuçlarını en doğru bilgiyi ne zaman elde ederiz gibi geliyor size? Sen bu konuda bir fikrin var mı? Şöyle 9'da başlayıp referandum 12'de bitecek ama sonuçların kesin sonuçların alınması sabahı bulacakmış. Cuma sabahını bulacak. Cuma sabahını Fakat bulacak. tabii ki bu tip anketlerde, pardon, seçimlerde veya bu tip referandumlarda çıkış anketleri yapılır. Sandıktan kapandıktan sonra oy verenlere sorulur. O anketler aşağı yukarı sonucu verir zaten. O yüzden hani çok sürmez. Yani gece yarısını biraz geçe aşağı yukarı kimin kazandığı belli Evet, olur. bir Ama bilgimiz olur çok yani. yakınsa tabii o biraz emin olmayı geciktirir. Ama arada diyelim 4-5 puanlık bir çıkış anketinde fark varsa o zaman o sonucun çok değişmeyeceği söylenebilir. Peki anket sonuçları ile ilgili bir bilginiz var mı? Onunla Benim var ilgili. isterseniz bahsedebilirim. Ben bayağı takip ediyorum çünkü İşte hocam yaz. anlıyorsunuz. O Evet. kadar çok bu sterlin dolar seviyesi bizi Evet. ilgilendiriyor ki çok etkiliyor çünkü. Sırf sterlin dolar değil ya, bütün piyasaları etkiledi biliyorsun Evet, geçen bütün son 2 haftada. piyasaları. Şimdi şöyle son anket bugün geldi. Bir saat önce falan. İngiltere'de bizdeki anketten çok daha fazla sayıda anket yapıldı bu konuda. Aylardır yapılıyor. Son ankette çıkma yanlıları 45, kalma yanlıları
44 şeklinde geldi. Çok yakın geldi. Çıkma yanları 45, fazla geldi. Evet. Kalma yanları 44. 44 geldi. Geri kalanlar da daha hala karar vermemiş. 9 kararsız diye. Yani çıkma olasılığı var. Var. Şöyle yapıyorlar. Bir sürü anket olduğu için tabii ve farklı sonuçlar olduğu için anketlerin hareketli ortalamasını alarak da gidip hesaplayanlar. Mesela bunu Financial Times yapıyor. Orada da son veri, bütün bu veriler kullanılarak son veri de yine 45'e 44. Yani çıkma 45, kalma 44 gibi gözüküyor. Fakat son yıllarda anketler, İngiltere'ye hatırlarsanız İngiltere seçimlerinde çok fena yanıldı. Yani İskoçya'da yanıldı. Aha. Dolayısıyla yani yanılma payı yine yüksek olacaktır deniyor. İkinci konu, anketten bazen bahisler, yani bu işe para koyup bahis oynanıyor biliyorsunuz her dünyanın her tarafında. Yani İngilizler buna çok meraklı. Onlar bazen iyi göstergeler alır. Öyle bakarsak da bahislerde tam tersi bir hava var. %80 İngiltere AB'de kalır. Yani %80 kişi AB'de kalacağını bahislerde öyle diyor. Anketlerde öyle farklı diyor. Çok farklı. Mesela evet. İskoçya referandumunda bayağı bir yanılma payı oldu. Çok. Şimdi hocam, madem anketler, ya ben anketler üzerinden konuşayım. Çıkma gibi bir zaten durum hepimizi çok fazla etkileyecektir. Ona göre kararlar alınacak finansal piyasalarda. Bence Türkiye politikası da buna göre belirlenecek. İşte Avrupa Birliği de buna göre belirlenecek. Çıkma durumunda Avrupa Birliği projesi çok mu büyük sekteye uğrar? Yani diğer Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkeler de çıkmaya yönelip de Avrupa Birliği projesi bozulur mu? Burada şunu ben size sormak istiyorum. Sizce yani Avrupa Birliği'nin kuruluş amacı neydi diye sormak istiyorum ilk başta. Bir de yani sizce doğru bir proje mi? Bozulabilir mi? Şimdi şöyle bakalım. Aslında Avrupa Birliği ilk kurulduğu dönemde İngiltere bunun dışındaydı. Benelux ülkeleri, Fransa, İtalya ve Almanya. O zaman Batı evet. Almanya 1950'lerin sonunda. Bunun da bir demir çelik birliği ve kömür üzerinden. Yani tamamen bir Avrupa ekonomik topluluğuydu hatırlarsınız. Yaşayanlar hatırlar. AET'ydi. Evet. Bir ekonomik birliktelikti ve İngiltere buna sonradan dahil oldu. Hatta 1960'larda dahil olmak istediğinde Fransa'nın vetosuyla karşılaştı. Çünkü kıta Avrupası'nın bir ekonomik birliğiydi. De Gaulle o zamanın Fransız Devlet Başkanı reddetti. Sonradan İngiltere girmek istediğinde De Gaulle'ün ayrılmasıyla 73'te birliğe dahil oldu Avrupa Ekonomik Topluluğu. Ama baktığımız zaman bugün İngiltere'de de Avrupa Birliği'nde de böyle bir İngiltere'ye bakışta ve İngiltere'nin Avrupa'ya bakışında bir farklılık var. Yani mesela İngiltere kendini aslında Avrupa'nın parçası saymıyor. Kıta diyorlar, continent İngilizce olarak. Avrupa'ya gidiyoruz deniliyor mesela. İngiltere'de bir ada zaten, ada olarak coğrafi ve tarihsel olarak Avrupa'dan dışarıda. Kendini aslında Atlantik'in bir parçası olarak görüyor. Ne Avrupa'nın içinde ne Avrupa'nın dışında. Hatta şöyle espriler yapılır. Avrupa Birliği projesi yürümesin diye İngiltere girdi. Şimdi zaten yürümeyince bize gerek kalmadı, çıkalım. Yani Avrupa kendisine karşı birleşmesin diye tarihsel olarak birleşmesin diye bu birlikteliği engellemek için bari içeriden gireyim ve bu birlikteliğin önünü keseyim gibi. Bunlar espri tabii ki. Böyle konuşuluyordu. Şimdi tabii ki eğer Avrupa Birliği'nden çıkarsa İngiltere'nin hem İngiltere açısından hem Avrupa Birliği açısından ciddi bunun etkileri olacak. Negatif etkileri olacak. Çünkü baktığımız zaman Avrupa Birliği öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. Kim çıkmak istiyor İngiltere'den? Yani niye durup dururken şimdi İngiltere'den çıkmak, İngiltere bu birlikten çıkmak istiyor diye bakarsak birinci sebeplerden bir tanesi çok ciddi bir göç alıyor İngiltere. Bak bugün İngiltere yılda yaklaşık 330 bin civarında göçmen geliyor. Ve bu 2004 yılında biliyorsunuz Avrupa Birliği 2000'li yıllarda doğuya doğru ciddi genişledi. İşte Polonya'dan tutun Bulgaristan'a kadar birçok ülke Avrupa Birliği'nin içine geldi ve o dönemde sorulan soru şuydu. Bu ülkeleri biz alıyoruz. Yani belli ki Bulgaristan'ın, yani gidenler vardır Türkiye'de. Bulgaristan, Romanya'nın gelişmişlik düzeyi İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerle kıyaslanamaz. Biz bu ülkeleri alıyoruz. Çok yoğun bir göç olacak buradan bize denildiğinde. Mızıkçı çocuk oynuyor insanlara. Ben öyle anlıyorum yani. Evet, yani şimdi bir tarafta önemli ama bir taraftan da şimdi bu kadar insan geliyor ve bu insanlar Polonya'dan, Romanya'dan gelip çok daha düşük ücretlerle çalışmayı kabul ediyorlar. Bu da orta sınıfların, orta ve alt sınıfların ciddi bir iş kaybetmesine neden oluyor. Gelir kaybediyorlar. Bu bağlamda insanlar şöyle düşünüyorlar. Hayır diyenler, çıkalım bu birlikten.
Ve i̇şte onu diyorum yani, evet. Çocukça bir tepki vermiyor. Yani değil yani. Çocukça değil aslında, ekonomik çıkarlarını ekonomik düşünüyorlar. Çıkar. Yani onu İşler bize kalsın diyor. Hayır, evet. Ben çocuk derken şunu demek istiyorum. Evet. Bu uzun vadeli bir proje. Hı-hı. Belki insan ömrünün de ötesinde bir proje. İdeal. Anlatabiliyor yani, muyum? İdeal. Yani bir ideal. Ama o şimdi sokaktaki insan buna bakmaz ki. Yani ev kredisi var, araba kredisi var. Yani 80 sene sonra daha iyi olacakmış. Hani benim hayatım kötü olduktan sonra insanlar böyle düşünmüyorlar. Hani tamam, idealist bakmıyor insanlar, evet, işte. Evet, yani cebini düşünüyor insanlar. Ama en nihayetinde söz sahibi olacak olan politikacılar değil, halk mı olacak burada? Yani tamamen referandum sonucu. Şimdi orada şöyle bir sorun var. Yani temel olarak Avrupa'da ve Türkiye'de yaşanan sorun da kitlelerin önemli bir kısmının, orta ve alt gelir grubuna sahip insanların aşırı sağa meyletmesi. İngiltere'de de bunu görürüz. Yani İngiltere'de aşırı sağ bir parti ki orta kesim ve alt kesimin aşırı sağa meyletmesi. Aşırı sağa meylediyor. Yani biliyorsunuz 91'inde Sovyetler Birliği çöktükten sonra sağ sol siyasi spektrumunda sol ciddi bir gücünü kaybetti Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında. Şimdi aradan geçen 20 yılın sonunda, 2000'li yılların sonunda Avrupa'da çok ciddi bir kere 2008 krizi vurdu Avrupa'yı. Bu krizin sorumlusu olarak insanlar işlerini kaybedince dışarıdaki ülkelerden gelen iş gücünü gördüler. Şimdi de işte Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi gibi %12 oy alan bir parti. Çok ciddi bir aşırı sağ parti. İşte Fransa'da Le Pen, bakın Avusturya'da aşırı sağ bir aday. Az kaldı Cumhurbaşkanı, %49,5 oy aldı. Hani aşırı sağ güçleniyor ve esas tehlikeli olan ki bu referandum özelinde konuşursak ilk defa dünyada demokrasinin beşiği olan bir ülkede İngiltere'de çok radikal sağ söylemler dolaşıma girdi. Ve bu sağ siyasetçiler meşrulaştılar. Ya yani bakın İngiltere'nin iki partisi vardır temel. İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti. Muhafazakar Parti kendi aşırı sağından gelen bu çıkalım tepkisini gösterebilmek için o zaman en sonunda dedi ki duvara dayandı ve bari referandum yapalım. Yani buna bir anlamda mecbur kaldı. Ama ben gördüğüm kadarıyla aşırı sağdaki milletvekillerin çoğu çıkalım diyor. Muhafazakar Parti'nin hemen hemen yarısı milletvekili bakanlar bazında çıkma yanlısı. Burada çok ilginç tabii bir ilginç çarpıcı bir nokta var. Mesela İşçi Partisi'nin çok büyük bir kesimi kalalım diyor. Fakat tabanı, İşçi Partisi'nin tabanı bu orta ve alt sınıflar, yoksul kesimler çıkma yanlısı. Neden? Çünkü istihdam için. Hem istihdam için hem ekonomik olarak daha iyi durumda olacaklarını düşünüyorlar. Hem de yani bakın yani bunu anlamak lazım. En azından sorunu anlayabilmek için neden bu İngiltere'nin çıkıp çıkmamasını tartışıyoruz ve referanduma gidiyor. IŞİD gibi bir sorun var dünyada. Şimdi yani sınırlar açık. Yüz binlerce göçmen geliyor ve insanlar hem işsizlik hem de yaşamlarını tehdit ve tehlike altında görüyorlar Avrupa'da. Ve bunun nereye gideceğini bilemiyorlar. Kimse de bir çözüm sunamıyor. Ve dolayısıyla en insanlara makul ve mantıklı gelen, aslında öyle olmamasına rağmen, çıkalım, sınırları kapatalım, işte bu göçmen dalgasını keselim gibi radikal önerilerle gelen aşırı sağ partiler daha ön plana geçiyor. Yani çok büyük bir tarihi dönemeçteyiz o zaman. Cuma günü çok önemli. Türkiye için de çok önemli. Avrupa Birliği için daha da çok önemli. Avrupa Birliği'nin sonu olur mu İngiltere'nin çıkması? Sonu olmaz. Yani sonu olacağını söylemek için çok erken daha. Çünkü Avrupa Birliği yeterli kurulmadı. İngiltere'liği de sona ermeyecektir. Doğru, bunu dediniz. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Diğer ülkeler çıkmak ister mi? Onu diğer ülkeler de çıkmak isteyeceğini pek sanmıyorum ben. Ama Avrupa Birliği içinde ciddi bir sallantı geçirecektir Avrupa muhakkak. Birliği. İlginç olan bir şey var. Bizi ilgilendiren bir konu bu. İngiltere'de bu çıkalım diyenlerin önemli bir kesimi Türkiye üzerinden konuşuldu referandumda. Yani bize tabii hayal gibi geliyor. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olursa 80 milyonluk bir ülke de Avrupa Birliği'ne girecek. Biz zaten bu Doğu Avrupalılarla başa çıkamadık. Bir de 80 milyonluk Türklerle uğraşacağız gibi bir söylem ve kampanya bunun üzerinden yürüdü. Türkiye fobisi oluşmaya başlamış bazı yerlerde sanki. Direkt slogan bugün gördüm. Turkey diyor. Population 76 milyon diyor.
Sorum hocam bunu size değil soracağım diyor. Yalnız Türkiye dış politikada yalnızlaşıyor mu diye. Ama çok sonraki biraz dönemlerde soracağım. Avrupa Birliği'ndeyiz çünkü şu anda. Hani konudan konuya atlamayalım diye ben diyorum. Bir iki şey ekleyeyim mi? Bir iki böyle bilgi. Ya evet yani Haluk, Haluk aslında evet sen de. Şey bu ekonomik tarafında mesela kampanya yaparken ayrılmayanları şöyle rakamlar verdiler biliyorsunuz. AB'ye, İngiltere AB bütçesine katkıda bulunuyor. Tabii kullandığı fonlar da oluyor. Birçok ülke için tabii o denge farklı. Tabii çok katkıda bulunanlar Almanya gibi gelişmişler. Hani Yunanistan gibi ülkelerde, daha küçük ülkelerde nette parayı kullanan oluyorlar. Hani birlik böyle ya sonuçta. Tabii hani, Yunanistan bayağı parayı tabii kullanıyor. Tabii Yunanistan bayağı daha küçük ülke. Şimdi İngiltere'de net para veren ülkelerden. Yılda sanıyorum 8,5 milyar euro evet. katkıda bulunuyor. Kampanyayı da şöyle yaptılar. Hatta kolay 8,5 milyar eurodan çok işte haftada 350 milyon euro AB'ye gönderiyoruz. O oraya gitmeyecek. Sizin sağlık harcamanıza gidecek falan gibi kampanyalar yaptılar. Yani ayrılma yanlısı olanlar. Hani sonuçta üyelikten çıkarsa. Yani sizin sağlık harcamalarınızdan kısıyorlar. Gibi yani ya da oraya hayır ya da size daha fazla diye. Sağlık harcaması yapılabilecek. O parayı oraya ödemezsek gibi şeyler yaptılar. Bunu tabii karşı... Ay, çıkma durumu olabilir gerçekten. Hayır, yani olur olmaz onu göreceğiz. Ha, şu anda piyasalar şey fiyatlıyor hocam onu söyleyeyim ben size çıkmayacağını fiyatlıyor. Yani sterlinde bayağı bir yükselme oldu şeyden dolayı. Evet. Bu özellikle öyle fiyatlıyor. Evet. Jay Cox'un ölmesinden dolayı. Ya o da çok ilginç tabii yani, yani bu aşırı sağın ne kadar ciddi bir sorun olduğunu anlayabilmek için o Cox'un öldürülmesine bakmak gerek ilk defa. Ciddi bir sorun. Ciddi bir sorun tabii aşırı yani. Aşırı sağ. Ya bir de şimdi şöyle düşünelim. Bakın bizim Türkiye'nin tarihinde İkinci Dünya Savaşı yaşanmadığı için bizim toplumsal hafızamızda yok böyle bir şey. Yani, evet yani, çok doğru bir yani bakın 1930'larda Avrupa'da faşizm yükseldi ve 38 milyon insan öldü İkinci Dünya Savaşı'nda. Yani Almanya ve İtalya merkezli Mussolini ve Hitler altında. Şimdi yani İngiltere... bu faşizme karşı müttefiklerle beraber savaşmış ülkelerin merkezinde yer alıyordu. Şimdi İngiltere gibi bir ülkede orada aşırı sağ yükseliyor ve bu bir milletvekilinin öldürülmesine kadar gitti. Yani İngilizler için bu tahayyül bile edilemez. Hani bizim gibi ülkelerde biz maalesef ölümlere ve çatışmalara alıştık ama yani demokrasinin merkezi bir ülkede milletvekilinin öldürülmesi aslında ne kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu gösteriyor bize. Çok hem İngiltere'nin hem Avrupa'nın hem de dünyanın. Yani sonuç çok önemli o yüzden. Bakalım peki bunun çıkmasının Türkiye'ye nasıl bir etkisi olur? Ekonomik olarak onu siz daha iyi tamam o zaman Haluk Brümcekçi'ye biraz geçeyim ben. Haluk da bizim finans dünyasının içerisinden çok değerli bir ekonomist. Son zamanlarda bağımsız ekonomik danışmanlık şirketini kurdu. Daha önce bankalarda ekonomistlik yapmıştı. Haluk şu anda bağımsız olarak hem finansal piyasa üzerine herhalde görüş bildiriyorsun hem de ekonomi üzerine görüş bildiriyorsun. Bu şeyin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma durumunda. Bir kere ne bekliyorsun onu bir söyleyeyim. Yani ben çıkmayacağını, kalacağını düşünüyorum. Kalacağını düşünüyorum. Ya acaba bunun içerisinde siyaset mi rol oynayacak da çıkmayacak? Yani bir şekilde yani tabii ki halkın iradesindedir. Ben şundan dolayı düşünüyorum. Ama... Yani genelde bu anketler hani nasıl iki hafta önce falan birden ayrılmayanlar öne çıktı. Piyasa çok panik oldu ya. Diyeceksin ki İskoçya'da da aynı şey konuşuldu ama olmadı. Aynen. Yani o korkutuyor istikrardan yana olanları diyeyim yani. Mevcut düzenden tamam, yana olanları. Tamam çıkmayacağını düşünüyorsun ama. O yüzden tekrar ibre oraya döndürüyor. Çıkarsa bence tabii. Çıkma tabii. Olasılığı da var. Evet. Tabii ama şunu da yani tabii. Bir nokta olarak ekleyeyim. Hani mutlaka referandumda çıkma kararı alınması çıkacağı da anlamına aynen, gelmiyor. Öyle bir şey de var. Meclisin de bunu onaylaması lazım. Evet. Meclisin de bunu onaylaması gerekecek. Evet. Onun üzerine konuşulacak. Bağlayıcı değil aslında. Evet. Sadece bir tavsiye gibi bir şey oluyor. Tavsiye ama gibi tabii buna uymamak da kolay değil. Yani o sonuca saygı göstermeyip hani yok sayamazsınız. Bir de hadi diyelim çıkma kararınız süreç de öyle çok kolay değil. Yani 2 yıl falan süreceği hani bu müzakerelerin. Çünkü ticaret anlaşmalarını tekrar yapmak zorunda İngiltere. AB kapsamında farklı oluyor tabii dış ülkelerle ticaret anlaşmaları. Şimdi ayrıldığı zaman... Herkesle ayrı ayrı yapmak zorunda. Bir tane yeni biliyorsunuz... TTIP o zaman bir felaket beklememeliyiz yani. Cuma günü. Ayrılma durumunda mı? Hayır. Ayrılma gibi ayrılma. Evet.
Hani felaket yani ha. Tam felaket şunu dile getirmek istiyorum. Yanlış bir şey değil. Piyasalar alabilir. Yanlış bir şey değil. Ama piyasa oynatabilir tabii. Piyasa ayrı bir şey. Piyasa tepkisini tabii bu nasıl 2 yıl sonra olacak diye 2 yıla yayamaz tepkisini. Tepkisini hemen verir de. Ama hani aslında süreç uzayacak bir şey. Uzayacak, bayağı uzayacak. Çünkü müzakereler olacak falan. Öyle bir durum. Yani Türkiye şunu bak şunu eklemek istedim. Tabii siz ekonomi olarak piyasa tepkisine baktığınız için o anlık tepkileri işte dediğiniz gibi onu ölçmek hem zor hem öngörmek çok zor haliyle ama çıkma durumunda o kararın referandumdan çıkma kararının alınması durumunda tabii öngöremediğimiz ama tahmin edebileceğimiz çok ciddi fay hatları tetiklenecek Avrupa'da. Mesela. Ciddi fay hatları tabii İngiltere'de mesela evet. Şunu yani çok yakın zamanda İskoçya'nın ayrılıp ayrılmaması üzerine bir referandum oldu ve İskoçlar şimdi şunu söylüyorlar. Eğer İngiltere Avrupa Birliği'nde kalmazsa biz İngiltere'den çıkıp Avrupa Birliği'ne gireriz. Yani o kadar i̇şte ilginç şeyleri tetikliyor ki. Yani aynen mesela, öyle. Tamam, İngiltere, çok da isteyerek öyle yaparlar. Avrupa Birliği'nde kalmayabilir İngiltere fakat bu zaman Birleşik Krallık olarak kalmayacak. Yani İskoçya ayrılabilir bundan. Çünkü İskoçlar için Avrupa Birliği hep bir sigorta. Kendi otonomilerini korumaları hı-hı açısından o federasyon içinde. Hocam Avrupa Birliği bir sigorta mı? Yani hani böyle... Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi Avrupa Birliği aslında evet yani aslında çok tabii bunun farklı yönleri var. Bakın Avrupa Birliği demokrasi ve ekonomik refahın tabana yayılması konusunda kurulmuş bir birliktelikken Yunanistan örneğinde biz şunu gördük ki adeta bürokratik bir hegemonik bir güce dönüşmeye başladı. Yani en son artık Yunanistan'ın başına bu ekonomik reformları, sert reformları uygulaması için, adı reform ama dayatmaları uygulayabilmesi için en sonunda neredeyse Yunanistan'ın başına hükümet atayacak duruma geldi Avrupa Birliği. Yani o demokrasi ve refahın yayılması fonksiyonunu giderek kaybederek bir bürokratik bir mekanizma haline gelmeye başladı. Bu bağlamda da Birleşik, yani İngiltere'nin ayrılması, aslında hep İngiltere diyoruz, Birleşik Krallık demek lazım tam anlamıyla. Ayrılmasının sonuçlarını öngörmek çok zor ama bunun Avrupa Birliği tarafından zor atlatılacağını söylemek gerek. Zor atlatılır. Avrupa Birliği çok zor durumda. Zaten bunun euro etkilerini ben birazcık sana soracağım Haluk ama şeye de kalmıştık. Türkiye etkileri nasıl olur Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasına? Türkiye'ye ekonomik olarak bir etkisi olmaz bence hani finans piyasasında çıksa da evet yani şu aşamada bir etkisi olmasını gerektirecek bir şey yok bence siyasi tarafta da enteresan bir tarafı var Türkiye açısından belki siz bahsedecektiniz ama ben konu gelmişken şöyle bir şey çünkü biliyorsunuz İngiltere yani Cameron bu referanduma gitmeden önce gitti Avrupa Birliği ile bir pazarlık yaptı eğer kalırsak biz eski şartlarla devam edemeyiz kalsak bile bize belli konularda taviz vermemizi ve tavizleri aldı. O da özellikle işte göçmenlere bir emniyet mekanizması getirildi. Yani göçmen akımını kendisi frenleyebilecek falan belli esneklikler getirildi. Çok ayrıntısına hakim değilim ama. Ha, kalırlarsa tabii da zaten istiyorlar imtiyaz. Evet. Ve aldılar mı? Evet. Şimdi burada yani bir özel statü gibi bir şey aldılar hafif çaplı. Dolayısıyla böyle de olsa sonuç, hani kalma şeyi de olsa Türkiye açısından enteresan, ayrılma da olsa Türkiye açısından enteresan. Niye? Çünkü Türkiye AB'ye girmek isteyen ama yıllardır hani kapıda bekleyen, giderek ümitlerin azaldığı kampanyaları konu olan şey. Ama Türkiye, hep Türkiye'ye yani bir özel statü önerdiler ama Türkiye hep reddetti şimdiye kadar. Biz tam üyelik istiyoruz dedi. Fakat olay işte İngiltere'nin gibi bir özel statülü falan bir şey böyle daha... O özel statüde de bir ülkenin işine yarayabilecek bir çerçeve çizilebilirse Türkiye belki İngiltere örneğinden yola çıkarak onu kabul edip Türkiye'de belki o süreci daha kolay bitirebilir. Yani tam üyelik dışında bir şeyi yani İngiltere türü bize öyle bir yolumuzu açabilir. Oradan nem alınabilir yani. Ben burayı bir enteresan fırsat olarak görüyorum ama tabii... çıksa da bu bence var fırsat, çıkmasa da var. Çıksa da var, çıkmasa var da var. Geliyor. Ben onu siyasi olarak ama ekonomik olarak şöyle yani etkilenmez diyorum şöyle. Tabii ki şu anlamda etkilenir. Yani ciddi bir ticaret partneri yani bir kere. Ha, tabii şu anlamda etkilenir. Yani ama onlar geçici olur. Yani ilk başta işte milli geliri düşecekse veya işte dış ticareti biraz daralacaksa falan veya işte Türkiye'ye gelen turistler azalacaksa falan öyle etkileri buyurulur tabii ilk yıllarda. O anlamda Türkiye etkisi olur ama çok
büyük bir etki değil bu bence. Büyük bir etki olmaz o anlamda. Ama finans piyasası üzerinden hani finans piyasasını ya onu evet onu ikinci bölümde konuşacağım. Fiyatları özellikle evet. sormak istiyorum ama Türkiye'nin böyle bir durumda işte Avrupa Birliği'ndeki dengeleri değişebilir dedi Haluk Brümcekçi. Bu soruya geldim şimdi hocam. Türkiye'de siyasette yalnızlaşıyor mu sizce? Hı hı. Şimdi Türkiye siyasette uzun... Yani de siyaset. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yı da katacağım çünkü işin içerisine şimdi. Evet yani Türkiye'nin yalnızlaştığı sadece hani akademisyen, gazeteciler, muhalefet partileri söylemiyor. Zaten bizzat iktidar bile bunu söylüyor, itiraf etti ve biliyorsunuz değerli yalnızlık bir kavram yani, icat edildi. Değerli yalnızlık evet, diye bir kavram icat edildi. İbrahim Kalın şu anda Cumhurbaşkanı'nın danışmanı, sözcüsü bunu icat edenlerden biriydi. Değerli yalnızlık kavramı. Evet yalnızız ama biz değerli, önemli değerleri savunuyoruz. Gerçi o değerlerin de ne olduğu tabii soru işareti. Türkiye, Suriye'de Suudi Arabistan ve Katar'la beraber nasıl bir demokrasi getirecekti? Katar ve Suudi Arabistan gibi iki totaliter rejimden hangi değerleri savunuyordu? Bunlar hep soru işareti tabii. Nasıl yani? Siyasal İslam'la ilgilenirken tabii siz buraya... Şimdi şöyle yani değerli yalnızlıktan kasıttı şuydu. İşte biz Suriye'de, Mısır'da, Tunus'ta demokrasi gelecekti bu ülkelere. Biz de bu demokrasiyi getirecek önemli bir ülkeydik. Bu fakat Batı bunu desteklemedi. Dolayısıyla biz demokratik değerleri savunduk ve bu yüzden yalnızlaştık gibi onu formüle ediyorlar ama tabii yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'la nasıl bir demokrasi getirecek? Türkiye demokrasisinin son 15 yılda geldiği nokta belli. Hani gittikçe geriliyor basın özgürlüğünde, işte kişisel özgürlüklerde, bireysel özgürlük ve hürriyetlerde. Baktığımız zaman tabii bu Türkiye'nin yalnızlaştığı kesin. Yani bu yalnızlaşma da sorun sadece dış politik olarak değil, işte bugün turizmde ciddi bir sorun yaşıyor Türkiye. Maalesef. Antalya ve sahiller bomboş durumda. Rusya'dan gelen turist sayısında çok ciddi bir azalma var. Haluk sana bunun ekonomi etkisini soracağım. Dahası bu Türkiye'de biliyorsunuz yani biz hani maalesef alışıyoruz ama Türkiye tarihinin en büyük terör patlaması yaşandı Ankara'da. Ve yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da bombalar patlıyor. Bu bağlamda Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek kişi de tatil yapmak için yani bu sene de Türkiye'ye gideyim, Portekiz'e gideyim, Yunanistan'a gideyim diye düşünüyor. Bu da çok doğal bir düşünce. Şimdi bu Türkiye'yi ciddi ölçüde etkileyecek. Siz rakamları daha iyi biliyorsunuz ama Türkiye'ye yaklaşık 35 milyon turist geliyor. Turizm endüstrisi bizim ekonomimizin başat aktörlerinden biri. 35 milyar dolardan fazla turizm geliri var bu ülkenin ve bu turist sayısı düşüyor. Ciddi bir düşüş var turist sayısında. Turist sayısının düşüşüne paralel olarak fiyatlar da düşüyor. Şimdi Türkiye'nin yalnızlaşmasının faturasını turizm sektöründe olanlar ödüyorlar zaten. Suriye'ye, Mısır'a, bu ülkelere mal satan insanlar da ödüyor. Ve 2016 yılı esasında bu yalnızlaşmanın faturasının vatandaşın cebine yansımaya başladığı bir yıl olacak. Zaten yansıyor ama bunun etkilerini biz giderek göreceğiz. Hatta şu anda bile görüyoruz giderek ve açıkçası bunun nasıl aşılacağına dair de ben hiçbir Ankara'dan bir adım görmüyorum. Dahası daha bugün işte haberlerde gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanı biz de referandum yapalım Avrupa Birliği'ne girip girmeyeceğimizle ilgili bir açılımda bulunmuş. Dolayısıyla hani Türkiye için çok olumlu bakamıyorum geleceğe dair ve bu yalnızlaşmanın da ciddi etkileri olduğunu düşünüyorum. Neler yapmamız gerektiğini ikinci yarıda konuşalım o zaman. Bu çok üzücü. Ben de üzülüyorum ülke açısından. Reklamlara giriyoruz. İkinci yarıda görüşeceğiz. Herkese merhaba tekrardan. Finans Dünyası programının ikinci yarısındayız. Şimdi bir sürprizimiz var. Ben sokak röportajını bu hafta ben yapayım dedim ama artık muhabir olmamaya karar verdim. Maalesef böyle bir hata yaptım. Şimdi onu bir izleyelim 2 dakika. Sonradan tekrardan konuya dönelim. Selam. Ben stüdyoda sıkıldım. Sokağa çıkıp soruları ben soracağım dedim. İngiltere referandumunu soracağım. Önce Brexit'i biliyor musunuz diye soracağım. Sonra biraz daha yardımcı olmak için İngiltere referandumunu biliyor musunuz diye soracağım. Bakalım kaç kişi biliyor, kaç kişi bilmiyor. Bir bakacağız. Brexit nedir? Bilmiyorum.
bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Brexit nedir? Bilgim yok desem daha doğru olur. Tamam, bilginiz yok. Evet. Tamam. Avrupa Birliği'ne kalıp veya kalmamasıyla ilgili. Tamam, biliyorsunuz. Evet, ha, evet. Süper. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu konuda ne düşünüyorum? Avrupa Birliği'ne kalmasını istiyorum. Brexit nedir biliyor musunuz? Peki İngiltere referandumu hakkında bir şey biliyor musunuz? Biliyorum. Tamam, Brexit diye zaten söylüyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Yani en son duyduğuma göre Türkiye'yi de şey olarak kullanıyorlar. Yani aleyhimize bayağı bir şey var. David Cameron'ın. Yani sebep gösteriyorlar yani. Türkiye bile bunu düşünüyorsanız biz çıkalım falan filan. En son onu şey yaptım. Referandumu zaten hani bilmiyorum, zaten desteklemiyor kimse çok. Takip ediyorsunuz. Az çok. Ben duymadım. Peki İngiltere referandumunu duydunuz? Ben orada İngiltere'de okudum. İngiltere'de okudunuz. Evet. İngiltere referandumu ile ilgili bir şey duydunuz mu hiç? Ne gibi bir daha söyle. İngiltere referandumu. Yani öyle bir şey var. Kalmaması ile ilgili olan referandum herhalde. Bu en son referandum. Evet. Tamam, evet. Ne düşünüyorsunuz? Evet, gördüğünüz gibi ilk ve son muhabirlik deneyimim. Bir daha hayatta yapmayacağım bunu. Arkadaşlarım gerçekten çok zor bir iş yapıyorlarmış. Ben bunu anladım o gün deneyince. Çok önemli bir konuda kalmıştık ilk yarıda. Türkiye yalnızlaştı mı uluslararası siyasette diye. Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve aslında Rusya ile ilişkileri sormak istiyorum ben Behlül hocamıza. Hocam, Rusya ve Türkiye ilişkileriyle ilgili bayağı bir yazınız olduğunu gördüm ben. Önümüzdeki dönemde Rusya-Türkiye ilişkileri hakkında nasıl gelişmeler bekliyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin yalnızlık yaşadığı bölgede önemli ülkelerin başında Rusya geliyor. Bu geçtiğimiz yılın son aylarında, Kasım ayında uçak düşürüldü, Rus uçağı. Türkiye tarafından düşürüldü ve bu son 65 yılda bir NATO üyesinin, üyesi ülkenin ilk defa bir Rus savaş uçağını düşürmesiydi. Bundan önce sadece Kore Savaşı'nda düşürmüştü bir NATO üyesi ülke. Dolayısıyla 65 yılın sonunda NATO içindeki ülkelerden en cesur ve artık buna cesaret değil de başka bir kelime kullanmak gerekiyor. Buna kalkışan ülke Türkiye oldu. Şimdi bunu tabii Rusya gibi bir ülkeyi, bu büyük bir güçten bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri. Sadece bu yetmez. Türkiye'nin doğal gazında da %55 oranında bağımlı olduğu bir ülke. Türkiye'nin en büyük dış ticaret ortaklarından biri. Oraya da yüksek miktarda ihracatı var Türkiye'nin. Şimdi Rusya ile bu şekilde bir sorun yaşamaya başladı. Tabii uçak, aslında uçak düşürülmesi sadece o artık patlayan balonun ucu. Türkiye Suriye'de izlediği siyaset ve Suriye'de o radikal kökten dinci silahlı grupları desteklemesi Esad yönetimine karşı Rusya'yı bu gruplara karşı ve dolayısıyla Türkiye'ye karşı karşıya getirdi. Bu bağlamda baktığımız zaman bir tarafta Türkiye gibi bir ülke var. Orta ölçekli bir ülke olarak tanımlıyoruz biz uluslararası ilişkilerde. Diğer tarafta büyük bir güç Rusya. Hem silah sanayi açısından olsun, hem enerji sektöründe olsun, hem uluslararası ilişkilerde olsun. Tabii Türkiye aslında oldukça irrasyonel bir hareket yaparak dış politikada Rusya'yı karşısına aldı. Ve bunun sonuçlarını, o uçağın düşürülmesini ve Rusya'nın Rusya'yı Suriye üzerinden tehdit etmenin sonuçlarını Türkiye yaşıyor. İşte sizin yaptığınız röportajlara benzer röportajları ben o dönemde uçak düşürüldüğü zaman görmüştüm. Sokaktaki insan için işte tezek yakarız ne olacak yani doğalgazı almayız gibi değerlendirse de hamasi bir şekilde insanlar. Bunun tabii diplomasi ve ekonomi açısından sonuçları öyle olmuyor. Siz tezek yakamıyorsunuz 21. yüzyılda geldiğimiz noktada. Keza sadece Rusya ile değil Türkiye'nin Avrupa Birliği ile de ciddi sorunları var. Mülteci meselesinden dolayı. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler iyi değil. Suriye, peki bir adım atıldı İsrail. Olumlu yönde yani bir Rusya ile bir düzelme gibi bir şey olasılık görüyor musunuz? Ben yakın zamanda bunu böyle bir olasılığın mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Rusya ile ilişkiler düzelmesi için Türkiye'nin Suriye'deki desteklediği muhalif, silahlı muhalif gruplara desteğini tamamen kesmesi gerekiyor. Türkiye'nin Suriye politikasını değiştirmesi gerekiyor. Bu çok önemli.
Hocam bu ettiğiniz cümle gerçekten çok önemli. Bakalım olacak mı? Turizm açısından Haluk nasıl hesaplamalarda bulundun mu? Evet bulundum. Yani şöyle bir elimizde şu var. Nisan ayına kadar turizm gelirleri var. Ödemeler dengesinde gördük. Orada geçen seneye göre 4 aylık toplamda 1.1 milyar dolarlık bir kayıp vardı. Bu sadece hani Rusların Kasım olayından sonra azalmasından kaynaklanan bir kayıp. Çok büyük bir miktar değil mi? 1.1 milyar dolar. Yani çok insanlara... daha, şimdi daha kötüsü geliyor. Devam edeceğim. Kötüsü gelecek daha yani. Daha şimdi kötü rakamlar söyleyeceğim. Rakamları geldi en son. Antalya'da ilk 15 günde, Haziran'ın ilk 15 günde gelen turist sayısı, Rus turist sayısı... Haziran'ın ilk 15 günde. İlk 15 günde turist sayısı, Rus turist %99 azalmış. Yani yarıya düşmüş. Almanlar da ikinci en büyük grup. Orada da %50'nin üzerinde azalış var. İlk 5 ayda da toplam turist sayısı %50 falan azalmış. Şimdi demin Nisan'ı bahsederken turizm gelirlerinde Nisan'daki düşüş %27 yıllık turizm geliri olarak. Yani yıldan yıla, Nisan geçen Nisan'dan bu yıla. Şimdi eğer bizim turizm sezonumuz Haziran-Ekim diye düşünmek lazım. Hatta Mayıs bile sayabilirsiniz. Esas gelir oralarda elde ediliyor. Büyük gelirler. Evet. Şimdi o dönemde eğer 50'ye %50 gibi bir orana çıkarsa turist kaybı, buradan hesabı yaptığınızda yıllık kaybın 10 milyar dolara ulaşacağı rahatlıkla. Minimum, yani minimum 10 milyar dolar. Cari işlemler dengesinde ciddi bir etkisi olacak. Bu çok cari işlemleri çok bozar mı? Bozmaz. Çünkü yani enerji fiyatlarından gelen bir bonus var. Hani şu andaki aşağı düşüş birazcık duracak gibi gözüküyor cari açıkta. Öyle durum bu. Yani orada bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Yani turist gelmediği zaman sadece yatak boş kalmıyor aslında. Şimdi Burdur'da yumurta üreticileri var. Hı hı. Şimdi Burdur'daki yumurta üreticileri Antalya'da 1 milyon turiste göre yumurta üretirken o tavukları kesip atamayacakları için. Tabii. Sanayi de çok fazla etkili. Süt üretiminden tutun işte yatak örtüsüne, telefon üreticisinden, yani bütün alanları etkileyecek. Dolayısıyla yani bu 10 milyar dolarlık kayıp ve çok ciddi bir kayıp Türkiye ekonomisi için. Bu bütün sektörlere yansıyacak. Tabii bunun tetikleyeceği iflaslar olacak. Hani bu çok önemli bir sorun. Sanıyorum ben Ekim-Kasım gibi bunun etkilerini daha sert bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Belli olur. Peki sen büyüme modelini herhangi bir şekilde bunu yansıttın mı? Yani Türkiye'nin büyümesinde bir... Yansıttım. Ben yani genel biliyorsun ilk çeyrekte 4.8 gibi bir büyüme kaydedildi. Yüksek bir büyüme kaydedildi. Evet. Ama ikinci çeyrekte bir miktar düşecek gibi gözüküyor yani 4.8'e göre. Ben yılın tamamında 3'ün biraz üzerinde 3.2 falan diye bekliyorum. Ki bu kadar çok hükümet harcamalarına ve iş tüketimdeki harcamalara göre İlk çeyrekte nasıl olduğunu gördük iyi yani. İyi bile. Evet. %17 kamuda harcama var. Hı-hı, evet. Ciddi anlamda %17 artış var. Peki bunu sorabilir miyim? Yani bu kamudaki artışın temel kalemini ne oluşturuyor? Yani devlet nereye yansıtıyor bu harcamayı? Şimdi iki türlü açıklanıyor. Yani iki şey kalemi var. Özel kamu tüketimi var. Tüketim derken cari harcamalar. Bu her türlü. Yani savunma amaçlı olabilir. Hmm. Hani biliyorsunuz hani Türkiye'de orduya yapılan şeyler olabilir veya güvenlik şeyine olanlar veya işte Savunma sanayi harcamaları. Hayır, sırf o değil. Yani örnek olarak veriyorum. Yani her türlü cari harcama buraya girer. Orada büyük bir artış var. Bir de yatırım harcamaları. Orada da inşaat ve makine olarak ayrılıyor. Oralar o kadar şey değil. Daha çok cari harcamalarda bir artış var. Ama hani henüz bu bütçe üzerinde çok bir olumsuz etkisi görülmüş bir şey değil. Yani bütçe onu daha kaldırıyor yani oradaki şey. Peki buradan şimdi hemen ekonomist konumuz konuşmaya başlayınca Haluk dün oldu. Merkez Bankası'nın kararı açıklandı biliyorsun. Yine faiz indirimine gitti Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Bugün de banka ekonomistleriyle bir toplantısı vardı. Faiz indirimlerinin devam etmesinin enflasyonu ve büyümeyi nasıl etkisi yapmasını bekliyorsun? Evet. Şimdi Merkez Bankası Mart'tan beri faiz indiriyor. İlk başta başladığında önceki başkan döneminde başladı. 25 bas puanla başladı. Sonra 3 tane 50 yaptı. Üst koridor, faiz koridorunun üstünü 175 puan toplamda indirdi. 10.75'ten 9'a geldik. 109. Şimdi 9'a geldik. 9'dayız şu anda. Peki burada ağırlıklı fonlama maliyeti 8 küsürde, 9 küsürde üst bant faiz. Sence bir faiz politikasına mı geçmeye çalışıyor? Evet. Şimdi zaten bu faiz indirimleri
sadeleşme adı altında yapılıyor. İlk başta. Yani en başta hep bu argümanla yapılıyor. Yani bir para politikasında gevşeme gibi değil de sadeleşme yapıyoruz biz. Yani teknik bir şey yapıyormuşuz gibi anlatılıyor. Yani ne demek bu? Koridoru daraltıyoruz üstten indirerek. Koridor daralıyor ve en sonunda da bütün fonlamayı tek faizden yapacağız. Yani nihai şeyimiz ha, bu o olacak deniyor. Mı? Evet. Bu uzun zamandır yani olacak. Olacak artık yani çünkü artık yüzdük dananın kuyruğuna geldik. Yani artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Artık 8'e geldik. Umudun var yani olacak. Hayır, umudum değil. Hani bu bir şey değil ki zaten. Hani bir şey değil. Yani bir anlamı yok ki. Bence bir anlamı yok. Yani ben çok faiz koridoruna karşı olan bir insan değilim. Bence onun faydaları vardı. Çok dar olduğunda zor dönemlerde nasıl? Çünkü niye biliyor musun? Türkiye'de sorun şu. Yani Türkiye'de Merkez Bankası'nı konuştuğun zaman siyaseti konuşmadan olmuyor. Yani siyasi baskıları konuşmadan olmuyor Türkiye'de. Bu gerçek. Dolayısıyla her zaman için Türkiye'de Merkez Bankası faizini indirirken çok rahat olmuştur. Hı-hı. Çok rahat olmuştur. Hı-hı. Her türlü fırsatı kullanmıştır indirimde. Ama arttırımda öyle olmamıştır. Her zaman asimetrik olmuştur. Siz koridoru daraltırıp faizleri hızlı şekilde indirirseniz ters bir şey gerektiğinde yani faizi arttırmanız gerektiğinde aynı hızda sizi arttırmanıza izin vermezler. Dolayısıyla TL'yi savunacak silahlarınızı kullanamazsınız. Peki bunun etkisi Türk lirasına yani 3 evet. seviyesine doğru bir gidişat bekliyor musun? Yani bu şu andaki ortam hani küresel ortam ılımlı şu anda. Fed işte öteledi deniyor bilmem ne. Bir çalkantı olmadan o sıçrama olmaz ama en ufak bir piyasalarda bir rahatsızlık bir ay sürecek bir rahatsızlık bu Brexit örneği gibi başka bir konu çıkarsa o zaman çok rahat değer öyle kaybı bir, görürüz. Şimdi evet. O da olabilir, bu da olabilir hayır, diyor Haluk. O da olabilir diyor. Benim beklentimi söyleyeyim. Ben üçüncü üzerinde söyle. Görüyorum ben. Ben üçün onu söylerim. Hayır, sen... Bu önemli. Sen üçün üzerine bekliyorsun. Tabii kesinlikle öyle bekliyorum da. Hayır, ben şey ne zaman bekliyorsun üçün üzerine? Yani bu yıl için, bu yılın bir yerinde yıl göreceğiz. Onun tam zamanını bilemem. Yani. Peki evet. Bugün yine banka ekonomistlerinin toplantısı evet. var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Ben sevgili Haluk'u genelde orada görüyorum Ankara'da. İkinci memleketim Ankara. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısında görüyorum. Ve bu son zamanlarda ben de pek gitmiyorum. Çünkü hep aynı şeyler söyleniyor. Evet. Sen de galiba. Bu sefer ben de gitmedim ama gidenlerle konuştum. Hep gidiyorsun. Evet. Orada Merkez Bankası iletişim yönetimi hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi Merkez Bankası'nda üyelerde büyük değişiklikler var biliyorsun. Yani yeni başkan geldi. Yeni başkan da başkan yardımcılarını değiştirdi. Dolayısıyla iletişim politikası da değişecek diye düşünüyorum. Yani daha çok önceki şeyde pek... İletişim politikası değişecek. Değişecek. Şu andakinden farklı olacak. Evet. Nasıl olacak? Nasıl olacağını daha anlatmadılar. Yani nasıl olacağını bence planlıyorlar. Yani belki daha böyle hem halkla yani kamuoyuyla daha belki temasları artıracaklar. Hem de bizlerle belki daha birebir görüşmeleri falan özel. Geçecekler diye evet. tahmin ediyorum. Evet. Eskiden olmuyordu çünkü. Çünkü biz raporlar evet. yazıyoruz evet. ve bu raporlar aslında yurt dışındaki yatırımcılar da okuyor. Evet. Evet. Önemli onlar için. Evet. Ne kadar açık, şeffaf evet. ve ne kadar fazla bilgi verirlerse o kadar iyi. Evet. Son zamanlarda özellikle geçen sene ben gittiğim her toplantı aynı şeyi duyduğum için ve bir şekilde tam detaylı bilgi alamadığım için artık toplantılara evet. çok fazla gitmedim. Daha farklı olacağını düşünüyorsun. Bir de şu sorun, o zaman iyi bu. Evet öyle ama bir de şu sorun var o toplantıların. O toplantılarda başkan olmuyor. Genel diğer üyeler oluyor. Tabii ama dolayısıyla onlar da önemli. Bazen kafa da karıştırdığı oluyor verilen mesajların. Yani bazen mesaj vermeye çalışıyor. Mesela geçen ay öyle oldu. Geçen ay artık faiz indirimleri yavaşlayacak falan gibi bir mesaj verildi. Sonuna evet. geldik gibi. Halbuki evet. hiç yavaşlamaya ama başkanla koordinasyon halinde olan bir öyle takımdan ama bahsediyoruz. İşte bazen oradan ağızdan çıkan şeyler yanlış algılanabiliyor. Peki sence faizler evet. faiz indirimleri yavaşlayacak mı? Ya şimdi bence koridor genişliği 175 bas puana indi. Yani dar bir koridor haline geldi. Çok yer yok. Yavaşlaması lazım. Ama öyle bir sinyal vermedikçe Merkez Bankası ben niye yavaşlayacak ki? Yani onun vermesi lazım. Yani burada sorun o. İletişim politikası çok iyi değil. İleriye dönük bir yönlendirme yapması lazım faiz politikasıyla ilgili. Deminki olayında da ben sadeleşmesen ne güzel tamamlanacağını düşünüyorsun diye bana ne güzel diyorsun da güzel bir şey yok ki. Yani siz sadeleşme diyorsunuz. Üstü indiriyorsunuz. Belli değil ki nerede duracağınız. Belki de bir noktadan sonra koridor dar oldu diyeceksiniz. Alttan açacaksınız. Bu sefer üste indirmeniz için yeni şey olacak. Hani anlatabiliyor muyum? Peki, 8'de duracağınız belli değil. Ya yani, bugünkü konuşma evet. hakkında herhangi yine bir fikre sahip olamadın şey ileriye dönük. Net konuşmamışlar çünkü bu sefer. Yine net konuşmamışlar. Evet. Zaten problem orada. Tabii. Ama yine de bunun değişeceğini düşünüyorsun. Evet. Ne zaman değişeceğini düşünüyorsun?
Yani birkaç ay alır. Birkaç ay alır. Hmm. Bir de ben bununla konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Enflasyon önümüzdeki süreçte ciddi anlamda artacak görünüyor. Çünkü baz etkisi bir şekilde çok fazla desteklemiyor. Evet. Yani %7'nin üzerine çıkmaya başlayacak tekrardan. Doğru. Böyle bir ortamda zaten faiz indirimine gidilmesi. Sene sonu için enflasyon beklentin ne senin? 8.2. 8.2. Aslında yeni bir bant içerisinde kayabilir ama yine kötü olacak. Peki sence yabancı yatırımcı enflasyonu gözetiyor mu Türkiye'de? Yani yatırım yaparken çok enflasyona bakmaz yabancı yatırımcı. Kurda ne değer kaybı olacağını öngörmeye çalışıyorlar. O zaman biz bu konu üzerine çok fazla konuşmamalıyız. Enflasyon konusunun üzerinde ekonomistler çok konuşuyor çünkü. Niye biz yabancı mı? Ay TCM bir faiz indirmemeli, enflasyon şu olacak falan filan diye. Yani acaba büyüme odaklı politikalara, hani TCMB'nin politikası da o zaman değişsin, büyüme odaklı olsun. Ondan sonra gibi biraz daha algımızı şey yapabiliriz, açabiliriz belki. Ne diyorsun? Ya çok böyle takıntılı konuşuyoruz sanki enflasyon faizler, enflasyon konusunda. Madem yabancı yatırımcı için önemli değil, madem %7-8'lerde kalacak. Bizim için önemli. Neden? Bu vatandaş olarak. Yani memnun musun sen %8-10 enflasyonla yaşıyorsun? Yani %50-%100'leri görmüş fiyatlardan, bir vatandaşa soruyorsun enflasyon konusunda. Ama hani oradaki mücadele bitmedi ki yani. Oradaki mücadele bitmedi. Ben tebrik ediyorum seni bu konuda. Gerçekten %7-%8 enflasyonu da vatandaş kabul etmemeli. Evet, doğru. Bir şekilde orada bu mesajı da vermemiz iyi oldu. Ama orada da bir kronik bir enflasyon, yani orada bu sefer kronikleşti. Yani Türkiye'nin %3'lere çekmesiydi hedef. Tamam, biz, ben de sizin gibi yani %60-70 enflasyonları yaşamış bir nesilim. Tabii. Yani o dolayısıyla bize normal değil, %7, normal ama şimdi %7-8'in de normal olarak yok. Yani norm olmaması gerekiyor. Değil tabii. Değil kesinlikle. Son kur tarafında bir şey daha sormak istiyorum. Dolar TL konusundaki fikrini söyledin. Euro dolar paritesi hakkındaki beklentin nedir? Ve Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde nasıl adımlar atmasını bekliyorsun? Şimdi Brexit kararında çok etkileyecek bir şey yok pariteyi. Çünkü zaten İngiltere Euro'yu kullanmıyor. Yani sonuçta kendi para birimi var. Euro'nun içinde değil. Yani dolayısıyla oradan bir etki yok. Ama şöyle olacaktır muhtemelen. Eğer sürpriz bir, yani sürpriz demeyeyim de, çıkma kararı gelirse biraz riskten kaçış olacağı için Euro'yu başta yükseltebilir. Yani yarınki olayı söylüyorum veya cuma günkü olayı söylüyorum. Euro da kısa vadede belki biraz 1.13-14'lere doğru götürebilir kısa vadede. Ama uzun vadede bu olay AB'yi karıştıracak. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmaması 1.13-1.14'lere kadar Euro dolar paritesini götürür. Çıkmaması değil, çıkma kararı alması. Çıkma kararı alması durumunda. Riskli varlıklardan kaçışta Euro'ya yarar o. Euro'ya yarar diye düşünüyorum. Euro'ya kısa vadede yarar. Ama, Sterlin'le Euro arasında çok fazla bir borsa ilişki var ya. Orada dolar da yükselecek. Şey olmadı. Brexit sırasında paritede çok önemli bir hareket olmadı dikkat edersen. Euro doları söylüyorum. Pek şey olmadı. Bence daha sonra AB... Çıkmama durumunda kaç olur? Euro dolar çıkmama kalması durumunda buralarda kalır ya. Bir 13-14 yine o civarda kalır bence. Evet. Fakat daha şey baktığımda yani bu etkiden... Sayın seyirciler, şu anda Euro dolar paritesi 1.13 seviyesinde bu arada. Şeye bak, daha uzun vadeli baktığımda şunu görüyorum. Hani FED tamam faiz artışını öteliğe falan gibi gözüküyor ama Amerika'da işler biraz daha iyi gidiyor Avrupa'ya göre. Sonuçta o para politikasını daha erken sıkılaştıracaktır. ECB ilave destek vermek zorunda kalacaktır. FED'in ne zaman faiz artırmasını bekliyorsun? Yani... Eylül'e kadar görürüz diyorum ama Temmuz diye Eylül'e kesin. Eylül'e kadar bekliyorsun ilk faiz artırımını. Olur bence. Çünkü biz çok bu yayında Aralık diye konuştuk. Olabilir yani, çok onu iddialı bir şey diyemeyeceğim. Yani ben verilerin, son Eylül'e gelen verinin bir istisna olduğunu düşünüyorum. Mayıs'taki çok zayıflığın, hani Amerika'daki istisna zayıflığının istisna olduğunu düşünüyorum. Hala da Eylül'e kadar yapma ihtimali olduğunu bence düşünüyorsun FED'in. Bence var. O yüzden hani paritenin tekrar düşeceğini düşünüyorum. Yani bir onlara doğru geriler. Parite bir onlara doğru geriler. Ne zaman mesela? Yani son çeyrekte diyeyim. Son çeyrekte bekliyorsun. Hı. Hocam biliyorsunuz son çeyrekte bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler var. Evet, Kasım. Kasım. Evet, 8 Kasım'da değil mi? Evet. Bu seçim, odaki şeyleri izliyor musunuz acaba? Evet, yakından takip ediyorum ben de. Çok daha bu Trump'ın ilk yarışa katıldığı dönemde bir yazı yazmıştım bununla ilgili. Yani bu Brexit, Avusturya'daki aşırı sağın yükselişi, Macaristan'da Orban, Fransa'da aşırı sağ Milliyetçi Cephe'nin Le Pen'in
Front National'ın yükselmesinin bir yansıması da Trump'ın yükselişi. Trump aslında sizin... Bu çok önemli. Yani bu Brexit... Evet, yani aşırı sağın Amerikan versiyonu. Hatta evet, o tabiri kullanmışsın. Aşırı sağın Amerikan versiyonu. Trump ve Trump ekonominin içinden gelen bir isim. Evet. Ve Amerikan seçmenlerine de cazip gidiyor. Niye? Çünkü çok zengin, dolar milyarderi birisi ve diyor ki diğer bütün başkan adayları büyük şirketler tarafından finanse ediliyor. Ben kendi paramla harcıyorum. Tabii. Dolayısıyla kimsenin lobisi benim üzerimde etkili olmayacak. Siz ne istiyorsanız ben onu yapacağım diye. Şimdi tam çok popülist, halkçı bir söylem. Evet. Ve Amerika'da bağış, yani başkan adayları ciddi milyarlarca dolar bağış alan kampanyalar yürütüyorlar. Milyonlarca dolar demek lazım. Dolayısıyla Trump Amerika'da Amerikan kapitalizmi içinde başarılı olmuş bir imparatorluk kurmuş bir olarak siyasete giriyor ve ben açıkçası çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Ancak kendisi açısından şans ama hem Amerika için hem de dünya için de büyük bir sorun olabilir. Çünkü orada da... Bir seçim propagandası olabilir söylediği sözler, yaklaşımları. Yani bu yaklaşım açısı mesela Adalet ve Kalkınma Partisi... Yani o kadar başarılı bir iş adamı olduysa... için kullanıldı. Bunu düşünmemiz gerekir. Yani şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi için de kullanıldı. Yani işte bunlar sadece seçim propagandası olarak gelebilir. Yani ciddiye almayın bunu denildi ama zaman bize onu göstermedi. Dahası... Türkiye'ye zararı olur mu Trump'ın kazanması? Bunu yani ben size çok zor sorular sordunuz öngörüyle ilgili yani. Bunu öngörmek çok zor. Yani Obama ile çünkü kötü olduğu için aramız değiştiğinde belki iyi de olabilir. Yani öngörmek yani, çok zor onu. Çünkü orada çok farklı değişkenler var ancak Trump'ın çok önemli bir şansı olduğunu düşünüyorum. Ve ben Trump'ın iktidara gelmesi halinde de çok önemli değişimler yaşanabilir Amerika'da, dış politikada. Bir izolasyona gidebilir mesela Amerika. Hocam yayın çok bittiğini uyarısı geliyor. Nasıl aktı? Yani sonuçta toparlarsak hocam Trump'ın gelmesinin Türkiye'ye nasıl etkisi olacağını yani bu, söyleyebilirsiniz. Bir izolasyon yani Amerika buradan çekilmesini hızlandırabilir. Bölgeden, Orta Doğu'dan çekilebilir. Veyahut bunun tam tersi olarak eğer Amerika'da bir saldırı, bu Orlando saldırısının daha yüksek, yani tıpkı 11 Eylül tarzında IŞİD bir eylemde bulunursa, o zaman bölgeye daha sert askeri yöntemlerle girebilir. Yani çok öngörmek çok zor. İkisi de bizim için kötü. Öngörmek zor. Dolayısıyla yani aslında bu Brexit hep deminden bir saattir konuştuğumuz bize bir şey söylüyor bu programın özeti olarak. Bence bunu altını çizmek gerekir kapatırken. Çok belirsizlikler dolu bir döneme giriyoruz dünya olarak. Ve işte Brexit bunun bir parçası. Trump'ın seçilme ihtimali bunun bir parçası. Türkiye'de siyasette yaşanan sorunlar bunun bir parçası. Çatışmalar Orta Doğu'daki. Dolayısıyla karanlık bir döneme girdiğini söyleyebiliriz dünyanın. Öyle olmamasını temenni edelim. Bu Brexit referandumunda, yani İngiltere referandumunda önemli ve iyi sonuçlar getirmesini temenni edelim. Öyle kapatalım programı. Haftaya daha farklı bir konjonktürde program yapacağız çünkü İngiltere referandumu sonuçlanmış olacak. İyi şeyler temenni edip ben kapatıyorum. Sağlık diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Haftaya çarşamba akşamı 21.30'da bekliyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Sağ olun. İyi akşamlar.